Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Rosetta'dayız arkadaşlar. Ezik varıyorumuzla. İtemimiz yok. Bayağıdır girmediğimiz bir çardı. Görev sıfırlandığı için girdik. Hem level alalım, alabilirsek diye uğraşıyoruz. Hem de ufaktan yavaş yavaş üstüne bir şeyler yapmaya çalışacağız. PK için değil, farm için buradayım. Neden farm için buradayım derseniz, bir 30-40K kadar ibex potumuz var üstümüzde. Daha önceden kırdığımız Dragon Box'lardan çok güzel şekilde gelen ve satamadığımız, satmaya kapalı olan binerli ibex potlardan var bayağı bir. Onları farm için değerlendireceğiz. Jurayit'e girdik ama şu an partinin gidişine bakarsak biraz yavaş hareket ediyoruz gibi, ama bilmiyorum ne çıkacak. İtemimiz de yok, onu da belirteyim arkadaşlar. Vurduğumuz damajlara yani bakarak anlayabilirsiniz zaten ne olduğunu. Çarın üstü bomboş. Şöyle sadece şunu görün yeterli. Hiçbir şey yok üstünde. Görev silahını +3 kullanıyorum şu an. Bu Dark Metal fragmentler var, onları biriktireceğim, biraz toplayacağım, sonrasında kıracağız. Bir artık kaç tane yaparım bilmiyorum ama işte bir 4-5 tane yapıp 70 quest silahından sonrasında bir upgrade deneyip işte çıkartabilirsek +6 +7 +6 bir de olursa en azından farm için elimize bir silah olacak. Basabilirsek hani 2 tanesini 3 tanesini 6'ya 7'ye deneriz. Paramı alayım abi. Fakiriz, paramız yok. Bu arada burada da herhalde elmoratlar biraz üstün. Yani sayı olarak bayağı fazlaydı JR'ye katılımda. Artık PK'da da üstün mü CZ'de onu bilmiyorum ama bununla ilgili de bir serim gelecek ufaktan, isteyen arkadaşlar var. Pazar piyasası gibi CZ piyasası, Andriam, Ronakland, oralarda gezeceğiz. Tabi ne kadar gezebiliriz bilmiyorum ama çarlarımızın hali ortada olduğu için çok çabuk yatarız. Kaça kaça, o yüzden gezeceğiz. PK amacıyla değil, maksat gösterme amacıyla. Yani neredeyse o da bitecek, daha hala sweet buff derdindeyiz. Priest, yani iki tane var ama niyeyse buff'ımız yok. İkisi de mi DB şansımız acaba? Yani olamaz herhalde ikisi birden. Ne oluyor lan, kesemedik oğlum. Bir ki herkes ayrı bir şey mi dalıyor ya? Hakikaten bu niye böyle uğraştırdı bizi ya? Abi birisi orada başka bir şeye dalıyor. Biri burada Dom Soldier kesiyor. Öbürü oradan başka Lirimu çek. Ne yapıyorsunuz beyler? Dağınık oynuyorsunuz ya. Bilmiyorum, ben bir yanılıyorum arkadaşlar ama hepsine birden toplu atak daha makul diye düşünüyorum ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sonunu görür müyüz bilmiyorum ama bakalım ne çıkacak. İlerleyen dakikalar ne gösterecek. Bizim sıralamamız da bayağı partide sondan üçüncüyüz. Burada gem düşer mi düşmez mi bilmiyorum ama sonunda kazanırsak yani bir ihtimal. Artı var mı ya? Bir de ben yazayım bakayım. Yani iki tane priest var ama ikisi de mi DB? Aradan bir tanesi buff mı? Fantezi amacıyla mı buff atmıyorlar yoksa? Sonuncuyu kestik herhalde. DS'leri de bitirince ikinci bölgeye kopacağız. İnşallah. Öyle bekliyoruz. Lan daha bir DS mi var ya? Bitti mi lan? Hele şükür. Prestlerden ses çıkmadığına göre herhalde DB'ler yani. Ben niye pot içtim bu arada onu da bilmiyorum da. Hadi bakalım, çağırın gelsinler. Normalde bu işi benim yapmam lazım galiba. Lan oğlum ne yapıyorsun?
Ben varıyorum lan, sen manyak mısın oğlum? Yani varıyorum derken tabii arkadaşlar, gaza geldiğim için söylüyorum. İtemsiz varıyor. İtemli bir asastan ezik. O yüzden niye hayvana bir atarlandıysam, bize vurunca öyle can bir anda indi. Öldürme lan bizi. Terbiyesizlik yapma, level atlayacağım bak. Oğlum priestler heal çalışmıyor mu lan, ne oluyor? PK'yı soran arkadaşlar oluyor arkadaşlar. PK için hani şu an için hem benim imkan yok. Daha önce de belirttim bir videoda da, yine de söyleyeyim. Ne oluyor lan? Çıt, yatacağız oğlum. Heal çalışın. Oho arkadaş, 2 pri var. Yani buff yok. Heal da bayağı geç geliyor yani gördüğüm kadarıyla. Tamam eziyiz ama 6.5K canla da buffsız yatarsak yazık olur yani şurada. PK'yı soran arkadaşlar vardı. Malumunuz yani item olmadığı için, itemden ziyade bir en kötü herhalde bir 4-5 bin liralık en kötü char olması lazım ki, burası için bahsetmiyorum, destandan bahsediyorum. Hani burada zaten 10 bin liranın altında pek çıkamayız, hem işlerden dolayı hem de o kadar şu an için bu char'ın üstüne item yapma şansımız yok ki, itemi yapsak da team olmadan zaten yine tek başımıza çıksak da bir şey yapamayız PK'ya. Ha, team çok sıkıntı değil. Hani bir şekilde parti bulunur veya ekip toplanır, bir klana girilir vesaire ama ilk hedefimiz, zamanımız çok yeterli değil bu işler için. Yani bu işler için derken gece PK'sı için diyeyim. Gündüzleri PK dönmüyor zaten artık, hani onu bilmeyen yoktur pek. Gündüzleri ha solo takılınabilir belki ama o da boş boş CZ'de dönmekten öteye pek geçmez çünkü tek tük kişi oluyor genelde. Siz kesin abi onları. Onlar çok vuruyor. Bu arada Blue Game gelmiş. Oo zenginiz. Kaç para lan burada? 1,5 mi Blue'ye? Etkinliklere normalde pek girmiyorum da, hani günde 2 kere JR açılıyor arkadaşlar. Eğer bilmeyen varsa, yani bilmeyen yoktur da, getirisini eğer bilmeyen varsa, yani günde 2 kez JR'ye katılırsanız ikisini de kazandığınızı farz edersek, yani tahmini herhalde günlük 3-4 gem 5 gemden aşağı çıkmaz. Günde 3-4 gem almak da 5 gem alsın diyelim, fena değil. Hani toplu olarak bir ay boyunca girseniz bir premium parası çıkartırsınız en kötü. Onu belirteyim. Yani premium'a para vermem arkadaş ben diyorsanız, oyuna girip PK'ya da çıkamam diyorsanız, hani bu şekilde de takılabilirsiniz. Premium'unuzu, en azından bronz premium'unuzu alıp bir şeyler deneyebilirsiniz. Savaşta oyuncu olsun maksat. Ya birçok kişiden de Malco tarzı talep var ama bunu Usko değerlendirmiyor. Yani hiç daha öyle bir dönüş görmedim ben. Tabancamız yandı ya lan. Oğlum ne fakir adamız da, 3. bölgede silah yandı ya. Şu anda Usko bir Malco server açmış olsa, hani birçok oyunda bunun örneği var. Gladiatus olsun eski oyunlardan. Bu tabi tarayıcı tabanlı, bunlar web sitesi üzerinden oynanıyor ama hani yapılmayacak bir şey mi? Değil. O game deseniz yine o da öyle. Gladiatus gibi o game, ikisi de hem zor server açıyorlar hem orta hem kolay, yani her türlü açıyorlar kısacası. Oyuncunun isteğini, talebini dikkate alıyorlar. Ben gibi düşünen birçok Malco'yu seven, maksimum 70 level olup en yüksek zırhın mesela shell olduğu, silahın yine Raptor veya Giga olduğu gibi, Hellbreaker olduğu gibi ya da en iyi itemin, Warrior olarak bahsediyorum tabi bunu, yine takılarda Iron Neck'i düşürenin King olduğu gibi gibi, Malco tarzı bir, daha doğrusu 1299 patch dönemi, hatta biraz daha ileri gidip 1453 Fire Drake dönemi bile olabilir. Bu tarz bir server veya ayrı ayrı bu şekilde serverlar neden açılmıyor? İşin açığı merak etmiyor değilim. Ha, para yönünden mi acaba diyeceğim. Ama yani bir Malco DB olsa da şu anda premiumundan zaten bayağı bir paraya vururlar diye tahmin ediyorum ama. Ulan bu mana silen manyaklar bizi kestirecek mi bunlar kendini? Niye bunların içine girdik? Hangi manyak dibine girin dedi?
Hadi o dedi, biz niye girdik yani, onu da bilmiş değilim de. Adamlar gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Vah, biri daha geldi, o da öbür daldığımızdır kesin ha. Piri amcalar şimdi heal'da çalışamaz. Az önce zaten zar zor attılardı. Oho, koçum böyle. Dön abi dön. Bunlar bizi meyletecek. Yalnız şu anki gidişat pek iç açıcı değil gibi arkadaşlar. Bilmiyorum ne diyorsunuz da. Bu arada şurada Sundres'te bir hemen şipşak şunu aradan bir çıkartayım. Şuna da basayım abi. Nihayet sonunda girebildik dibine ama tabi kankası geldi. Neyse artık bunu kesebilirsek onun gidişatı biraz daha rahat olur. Oğlum ikiniz niye gidiyorsunuz ya? Sakat mısınız ha? Biri de yatta. Hani birisi tamam tutsun onu da, iki kişi niye gitti dibine? Bak öbürünü de çektiler oraya yaklaşıp ya arkadaş. Biz burada bunlarla uğraşırken kesin mumanlar ortaya varmıştır. Yani onlar da bizim gibi oynamıyorsa şayet. Yani şu kenarda duranın dibine niye gidersin ki? Yani şunu kes, ona sonra git. Ya da gidiyorsan bir kişi onu tutsun. Bak ya. Kasıtlı mı yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki arkadaş. Yine çekti geldi birini. Spinoza okçuya bayağı bir akrabalık ilişkilerini derin tutuyor. Hop, geçmiş olsun. Tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Çünkü çok yavaş gittik yani. Bu kadar yavaş gitmeye de normal kaybetmemiz. Daha biz orada debelleş olurken adamlar çoktan bitirip çıktılar. Ne kazandık? JR'de zaten bilmeyen yoktur ama bir Blue Gem düşürdük. Bir de kaybettiğimiz için Black Gem aldık. Sonrasında bir de şundan verdi. Onun haricinde elde var sıfır arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur veya hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Destanda ve Rosetta'da iki charla ayrı ayrı oynuyoruz. Rosetta'da farm çekmeyi düşünüyorum artık bu charla, çünkü pot fazla olduğu için. Elimde fazla iteminiz varsa varıyor için alabiliriz. Artı bir Mirage Sword falan. Yani gördüğünüz gibi görev silahının artı 3 ile idare ediyoruz. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Bu bir şakaydı. Yani artı bir MS'yi de trade atıp vermeyin. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.